Biz şimdi deli miyiz Amerika'ya karşı çıkalım? Biz de Amerika'yla iyi ilişkilere girelim. Biz de Amerika'yla normal ilişkilerimizi yoğunlaştıralım. Yani bu Fethullah Gülen akıllı. Biz deliyiz Amerika'yla. Biz haysiyetimizi koruyarak ilişki kurmak istiyoruz. Kimseye yani, konuşma anlamımız yok. Gideriz Amerika'yla da ilişkilere gireriz. Ama Amerika'ya diyoruz ki ya bizim de bir haysiyetimiz var yani 2 gram. Yani Amerika'da bunlar sanıyor ki Amerika sadece işte şey yani böyle bir escort kız kültürü vardır yani fahişe kültürü vardır yani dudaktan vermek sadece. Yok böyle diyor. Oldu mu hep beraber oluyor işte. Yani şimdi herkes şey istiyor senden Amerika. Her şeyi talep ediyor. Diyor ki MİT müsteşarını ver bana diyor. Evet. Amerika cemaat ne istesin MİT müsteşarını ya? İsrail istiyor bu MİT müsteşarını. Amerika istiyor. MİT müsteşarını diyor. En mahrem yerini bana ver diyor Amerika. Nasıl verirsin ya? Kozmik odaya gir diyor. Kozmik odaya gir diyor. En mahrem yerini bana ver diyor. O yüzden biz Amerika'yla evet ilişkiye gireceğiz ama bir sınırlı, terbiyeli, ahlaklı, namusumuzu ayakta tutarak. Böyle gittik kucağına oturduk. Kucağına oturduktan sonra herkesin kucağına otur. Git Amerika bırak. Suudların kucağına otur. Onlar da sana bir maddi bir açılım verir. Biraz sıcak var. Rahatlarsın. Haysiyeti tutmak. Yok, haysiyeti ve onur tutacaksınız. Ülke demek budur. Ayakta yaşamak demek budur. Yani biz ortaya kalktık. Sokağa çıktığı zaman herkes bir yerden kanını doyurur. Ahlakı kabul etmiyorsa. Namusunu iptal ettikten sonra. Namusunu iptal et. Her bir şekilde onun bunun evinde, kucağında, yatağında alınır, satılır. Bir şey olursun. Sen o zaman işler yoluna gidiyor diyemezsin ki. Haysiyetsiz, namussuz bir insansın. İşte Türkiye'ye kastettiğiniz, bağımsızlığınıza kastettiğiniz, kimlerle iş tuttuğunuz, kimlerin yatak odalarında hangi fırlakları çevirdiğinizi 70 milyon öğrendi. Haysiyetsiz, namussuzları satan insanlar ülkelerini satmış. MİT müsteşarını ya da kozmik odaları almışlar. Ordunun en stratejik belgelerini alıp Yunan gazetelerinde yayınlandı. Her türlü mahremi dağıtıyor. Niye? Onlar öyle istedi. Amerika istedi. Ya bunu da yapmayın. Yine gidin Amerika ile ilişkilere girin ama bir yere kadar yani el ele sıkışın, yanak yana öpüşün. Yani sizin öpüşmeleriniz biraz fazla işe yalama oldu diyelim. Fazla başka bir şey oldu. Biz de Türkiye'deki gençliğe bunu öğretmek zorundayız. Evet. Çocuklar tabii ki dünya ile görüşeceğiz. Tabii ki Rusya ile de Amerika ile de Avrupa'da ilişkilerimiz olacak. Hatta zaman zaman tavizkar da ilişkilerimiz olacak. Olabilir gücümüz ama karşılıklı olacak. Ama bu kadar da değil mi? Hani kayıtsız şartsız teslim olmayacak. Rütük yüzünden seslendiremediğimiz adını koyamadığımız yani bu kadar da rezil kepaze o ülke ayakta tutamazsınız.